Hello hello, merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Nalya. Mozambik'te yaşıyorum. Afrika'daki yaşamla ilgili videolar çekiyorum. Bu da benim kızım. Onun adı Ayşe. Evet. Arkadaşlar, biliyor musunuz en son annemin evindeydim. Hatta Ayşe ile denize gitmiştik. İlk kez yüzdü. Videosu gösterdim, paylaştım. Ondan sonra videosuz bıraktım sizi. Ama artık neredeyim biliyor musunuz? Maputo'ya geri döndüm, evime geri döndüm. Kız kardeşime ziyaret etmeye geldim. Kız kardeşim benim evimden böyle 20 saat, 20 dakika mesafe arabayla. Çok mu özledin vlog çekmeyi, değil mi Ayşe? Ayşe 1 yaşında oldu 23 Ekim'de. Hani sadece böyle bir doğum günü pastası yaptık, kestik. Instagram'da zaten onun fotoğrafını paylaştım size. Hani böyle bir çekim yaptım sadece. Çok fazla parti falan yapmama gerek duymadık, değil mi Ayşe? Ayrıca arkadaşlar şimdi kız kardeşimin evindeyim. Daha önce dediğim gibi. Ve kız kardeşim belki bilmeyenler için hamile ve cinsiyeti belli oldu. Acaba kız mı bekliyor, erkek mi bekliyor? Kendisi söyleyecek arkadaşlar bu videoda. O zaman vlog başlasın. Kız kardeşim orada şimdi mango meyve suyu yapıyor. Mango sezon şimdi. Sizlere göstereyim mi? Mango meyve suyu yapıyor arkadaşlar. Bakar mısınız? Burada. Böyle kesiyor. Ayşe sen dans mı ediyorsun? La 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 la. Bakar mısınız ayakları ne yapıyor? Sen oynuyor musun Ayşe? La 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 la. Çok şekersin. Efendim? Ayşe, mami. Mama. Öyle. Sen göster. Vai lá de novo, filho. Comigo não, para. Vai, vai. Espera aceitar. Te. Fala aqui. Faz te. Acha, te. Te. Merhaba. Merhaba. Como eu acabo de entrar de férias, então aproveitei de ficar, passar as férias, passar um tempo. Ok. Mozambik'te akademik yılı sona erdi çoğu öğrenciler için. Hani belki son sınavlar yapan öğrenciler de olabilir ama bu hafta son arkadaşlar. Akademik yılı sona erdi. Dersler ne zaman başlıyor? Seneye Şubat ayında başlayacak dersler arkadaşlar. Tam Mozambik'te eğitim sistemiyle ilgili bir video çektim arkadaşlar. İzlemediyseniz mutlaka o videoyu gidip izleyebilirsiniz. Şimdi biliyor musunuz burada ne var? Kız kardeşimin evindeyken böyle bir meyve. Ben açıkçası ilk defa sanırım böyle bir meyveyi görüyorum ve sizlerle de paylaşmak istiyorum. Böyle bir meyve arkadaşlar. Como é que chama essa fruta? Graviola. Graviola diyor kız kardeşim. Graviola. Ayşe. Böyle bir meyve. Graviola meyvesi. Arkadaşlar. Ayşe tabii ki ortamı tabii ki keşfetmek istiyor. Ayşe nereye gidiyorsun? Gel bebeğim. Orası çok güneşli. Çok güneş var orada.
Şimdi sanırım kız kardeşim burada mikserden geçirecek bunlar da. Aslında ben bu meyveyi göstermek istiyordum size. Bakar mısınız? Daha önce gördünüz mü? Graviola. Graviola diyor kız kardeşim. Ben ilk defa görüyorum. Bunlar işte mango mango meyvesi. Gördüğünüz gibi. Mango meyvesi. Fifi getirdi annemin bahçesinden. Şimdi kız kardeşim orada mango miksere ekliyor. Azıcık su ekledi. Ben direkt ağaçtan bir mango toplamak istiyorum. Mesela bu hazır. Sarı olduğu için sarı turuncu artık oluyor. Bu demek iyi. Aldım. Ha, bunu kullanabilirim. Uzaktan alabilmek için bunu kullanacağım. Azıcık buz ekledi ve mango meyve suyu arkadaşlar. Como tá quente, preferimos usar um pouco de gelo para refrescar. Então vai ser muito bom. Ok. Ayşe için de ekliyor ama Ayşe için buz yok. O kadarcık yeter. Ok. Teşekkür ederiz. Ayşem ilk defa mango meyve suyu deneyecek. Bakalım tepkisi ne olacak? Geçiyor. Maşallah sana Ayşe. Oturduk burada. Fifi de orada. Oturduk. Yemeğimizi yiyoruz yani. Atıştırmalık mı demem lazım. Öyle. Ama canım biliyor musun ne istedim? Çay istedim. Ya bu kura benim yanında aslında böyle bir çay çok yakışacak. O yüzden ben meyve suyu yerine böyle bir çay içiyorum. Como está já tomar chá mandando calor assim? Na Turquia, por mais que faça calor, faça chuva, faça sol, eles tomam chá. Com muito calor também. Mesmo com calor, eles tomam chá. Então eu também já tenho um bocadinho desse hábito. Trouxe cá comigo da Turquia esse hábito de tomar chá a qualquer hora do dia. Uau! Que interessante. Nós geralmente tomamos chá para nos aquecer. Que geralmente nós tomamos chá de manhã. Todas as manhãs. No nosso pequeno almoço tomamos chá. E também tomamos chá quando faz frio para nos aquecer. Quando está calor, não temos hábito de tomar chá. Vou dar bir sohbet ettik. Şimdi kız kardeşim için böyle bulaşık yıkayacağım arkadaşlar. Tabadaki kola varmış bıraktım. Çevirdim az önce ne dediğimi. Ve gidelim arkadaşlar bunun için. Ayşe de burada kız kardeşimle. Gerçekten Ayşe ve teyzesiyle onlar çok iyi anlaşıyor. Ben mutfağa geçiyorum arkadaşlar. Ya da daha doğrusu bulaşık yıkandığı yere gidiyorum. Burada çamaşırları, pardon bulaşıkları yıkıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Böyle bir sistem var arkadaşlar burada. Bilmeyenler için. Yeni, tabii ki beni yeni izlemeye başlayanlar arkadaşlarımız olabilir. Evet, işte geçen sene ayın 14 Kasım Ekim'de evlendi arkadaşlar, kardeşim. 14 Ekim'de evlendik. Evlendikten sonra
buraya taşındı yani Maputo'ya taşındı. Çünkü onun eşi burada çalışıyor. Arkadaşlar ve şimdi kız kardeşim hamile son ayları hatta son ay arkadaşlar her an bebek gelebilir dedi doktor. O yüzden çok fazla ayır işleri yapmaması gerekiyor. O yüzden biz de buradayız. Ara sıra geliyorum, ona yardımcı oluyorum. Şimdi Fifi de geldi. Fifi tatil için de geldi. O da sağ olsun hani birkaç işlerle tabii ki yardımcı olabilecek. Öyle. Ama tabii ki hani doğum olunca annem gelecek arkadaşlar. Doğum yaklaşınca annem buraya gelecek. Böyle bir evde yaşıyor kız kardeşim. Hatta bu eve yeni taşındı. Bu ev kira. Kira için 6000 metrekare ödüyor arkadaşlar. Sizlere de bilgi de vermiş olayım arkadaşlar. Mozambik'te kiralar ne kadar diye. Mesela bu ev. Bu ev için 2 oda, 1 salon, banyo, mutfak. Mutfak 6000 metrekare otel metredir arkadaşlar. Ve cera ve arkadaşlar ve bulaşıklar tertemiz oldu. Gördüğünüz gibi burada bırakıyoruz. Mozambik'te genelde bulaşıkları yıkadıktan sonra böyle bekletiyoruz. Hani kuruyacak. Kuruduktan sonra içeriye götüreceğiz arkadaşlar. Şimdi ben içeriye gidiyorum. Daha doğrusu tam mutfağa gideceğim. Orada biraz düzeleceğiz. Toparlayacağız. Ondan sonra işte yavaş yavaş biz de eve gideceğiz Ayşe ile. Arkadaşlar bakar mısınız kız kardeşim neler neler aldı oğlu için. Tara, bir oğlu bekliyor, erkek bir bebek bekliyor. Mas tem certeza, né, que é o menino? Tenho, já não tenho dúvida. Porque para mim tinham me dito que era o menino e depois apareceu Aisha. Ah, é? Yeah. Yeah, mas eu sinto, eu sempre senti expressivo que era menino. Será uma surpresa grande se for o contar se sair uma menina. Okay. Pouca roupa mesmo, porque a nossa cultura aqui é de não comprar muita roupa logo no princípio para o bebê. Também porque o bebê cresce muito rápido, então sempre vamos renovando a roupa. Então o melhor mesmo é comprar pouca roupa mesmo. Ok. Ve kız kardeşim aslında birkaç tane kıyafet daha almıştı. Kendi YouTube kanalı için böyle bir video çekecek. Sizlerle paylaşacak. African Sunshine YouTube kanalı bakarsınız arkadaşlar. Öyle. Şimdi burada böyle bir meyve göstermiştim size. Ben de merak ediyorum. İçi nasıl? Tadı nasıl? Kız kardeşim kesiyor. Hadi bakalım. Uau! Isso aqui não é como ata. É da família, é um tipo de ata. Ah, porque em Mozambique tem ata diye bir meyve var. Ona benzettim biraz. Tohumları var vesaire. Kokusu da çok güzel. Siz deneyin, ben çekeyim sonra tadını bakacağım. Nossa, é diferente, né? Aham. É a primeira vez que está provado também? Uhum. É a primeira. Tá muito boa. E o que te faz bolha bem meio? Como é que chama a fruta? Graviola. Graviola, português, já? Mas eu vi que você recebeu de ler. Tá aqui. Yani, güzel. Ama. Güzel bir meyve arkadaşlar. Böyle egzotik mi denir? Güzel, beğendim. Çok güzel. Yerleri süpürüyoruz. Daha doğrusu Fifi süpürüyor. Arkadaşlar, bu tarz fırça ile el fırçası mı diyorsunuz? Böyle bir fırça ile yerleri süpürüyoruz. Gördüğünüz gibi. Ben de bir gün evde temizlik yaparken vlog çektim.
gösterdim size hani nasıl yerleri süpürüyoruz diye. Ve dediniz ki Anali ama sadece el fırçasıyla o kadar temiz olmaz. İlla ki böyle bir süpürge makinesi olması lazım. Ama hani Mozambik'te genelde hani çoğu insan böyle bir el fırçası kullanıyor. El fırçası kullandıktan sonra yani böyle süpürge temizledikten sonra başka bir işleme geçeceğiz. Sizlere de göstereceğim arkadaşlar. Şimdi salona geçtim. Gördüğünüz gibi salonu süpürüyorum, temizliyorum. Öyle. Hani kız kardeşim ve kendi eşi bu eve yeni taşındıkları için hani yeterli eşya daha almadılar. Hani ilk önce böyle mutfak eşyaları öncelik vermişler. Ve oda eşyaları, sonra işte ne bileyim koltuk alacaklar ilerideki zamanlarda arkadaşlar. Mozambik'te genelde insanlar el ile çamaşırları bu tarz aletlerde yıkanıyorlar arkadaşlar, yıkıyorlar. Ve biz artık mutfağa geçiyoruz. Merhaba Nasya. Merhaba. Sonra yüz şu kaç kuru yüz şu kadar. Agora. Tá bem. Yemleri böyle. Sıkılıyoruz. Sizlere de ev gezmiş oldum arkadaşlar. Ve en çok istenilen videolardan biri kendi evim çekmemi istiyorsunuz. O zaman bir sonraki video o olsun arkadaşlar. Çok isteyen oluyor çünkü Nalia ev turu ne zaman gelecek? Kendi evinde de bir vlog istiyoruz. O zaman bir sonraki video evimde bir vlog olacak. Öyle. Orada bir kuş gördüm arkadaşlar, bakar mısınız nasıl bir kuş?